Türk İş ve Maden İş Sendikası'nın öncülüğünde Seyleği Kömür İşletmesi ve Seyleği Termik Santrali'nin özelleştirmesine hayır demek için siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla yemekli toplantı düzenlendi. Toplantıya CHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Akif Gün ve yönetimi, Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Canan, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Zeki Arı, Kütso Başkan Vekili Nihat Delen, KÜGİAD Başkanı Mithat Delen, Emekliler Derneği Başkanı İlhan Bintez, Kamusen İl Temsilcisi Mehmet Karabekir, Kamusen'e bağlı sendika başkanları, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Altınkaya, Esnaf Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Kamu Taşeron Çalışanları Derneği, Kent Konseyi Başkanı İbrahim Durmaz, Memur Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen ve Diyanet Sen yöneticileri, Yol İş Sendikası Başkanı Ali Okçu, Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş katıldı. Toplantıda Kütso Başkan Vekili Nihat Delen ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Altınkaya yaptıkları konuşmada, özelleştirmenin 21. yüzyılda kaçınılmaz olduğunu, özelleştirilecek olan seyliğinin yapılacak olan özelleştirmede Türk İş'e verilmesinin gerektiğini söyledi. Bizim Kütahya olarak bunun önüne geçmemiz pek mümkün de gözükmüyor. Eğer bu özelleştirme olacak ise niye Türk İş almasın? CHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Akif Gün de yaptığı konuşmada, Kütso Başkan Vekili Nihat Delen ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Altınkaya'nın dile getirdiği Seyleğinin Türk İş'e verilmesinin hayal olduğunu, Seyleğinin Türk büyüğü bir zengine peşkeş çekileceğini söyleyerek, daha önce Kütahya'da yapılan özelleştirmeler bunun somut örneğidir dedi. Stratejik öneme sahip değerlerimiz özelleştirilmemelidir diyen Mehmet Akif Gün, Kütahya'da şeker fabrikası özelleştirildi. Özelleştirilen bu fabrikanın Şeker İş Sendikası Başkanı düzenlenen toplantıya bile gelemiyor. Yine özelleştirilen Etigümüş'te çalışan işçiler son 3 aydır maaşlarını alamıyor. Burada korkan çalışanların korkudan seslerini çıkaramadığını söyledi. Şeker fabrikasında çalışan kaç kişiydi? Ben çok merak ederim. Biraz önce bahsettim, arkadaşlarıma da sordum. Şeker İş Sendikamızın başkanı nerede diye. Maalesef buraya gelemiyor. Etigümüş. 3 aydır maaş alamıyor. Seslerini çıkarabiliyorlar mı? Başlarına bir şey gelecek, iş tanıtılacak korkusuyla seslerini çıkartamıyorlar. Diyorlar, dediniz ki Türk işi satılabilir mi? Türk işin böyle bir deneyimi var mı? Yok. Topluca cevap verelim arkadaşlar. Türk iş bugün istese de istemese de burayı satın alamaz. Böyle bir imkanı var ama kullanamaz. Birilerine de ben çok özür dilerim amiyane tabiriyle bir arkadaşımıza da bir Türk büyüğümüze de teslim edecekler altın tepsi içerisinde. Ne değişecek? Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Maden İş Sendikası Başkanı Ahmet Ateş de yaptığı konuşmada AK Parti Kütahya İl Teşkilatı'na davetiye verildiğini ama mazeret bildirip katılmamasının üzüntü verici olduğunu söyleyerek Kütahya'nın menfaati için toplantıya mutlaka katılmalıydı dedi. Ahmet Ateş, bugüne kadar Kütahya'da 6 kuruluş özelleştirildi. Bu özelleştirmeler sonucunda Kütahya ne kazandı ne kaybetti. Bunu çok iyi incelemeliyiz. Kütahya olarak artık gerçeklerin görülmesinin gerektiğini söyledi. Özrümü Sayın Başkanım kabul etti. Bizler de kabul ettik. Başkanım kabul ettikten sonra. Ama keşke bunun olması gerekeni istedim. Keşke olmuş olsaydı. Kütahya'nın sesini en azından duymuş olsaydı. Ama sonuçta basınımız burada. Sadece Kütahya değil, Türkiye Kütahya'nın sesini inşallah duyacak diye teşekkür ediyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum. Sanayi'nin işletmeler duruyor. Şu an TKİ'nin en verimli çalışan, en sorunsuz ve en karlı işletmesi satmaya çıkıyor. Şimdi başkanım ifade etti. Kütahya olarak bugüne kadar 6 tane devlet kurumumuz özelleşti. Bir de tabi bahsetmediği var, Kütahya'mızın kaybettiği, bacasız fabrika dediğimiz jandarmamız gitti. Bunu en çok hisseden sayın esnaflarımızdır, esnaf odalarımız başkanlarıdır. Her gün dükkanlarımız kapanıyor. Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Canan da bir konuşma yaptı. Seyleğinin özelleştirmesine dur demek için Kütahya'da 10 yıl önce esnaf mitingi yapıldı. Bu mitingden sonra o dönemde Kütahya'yı yönetenler geri adım atmıştır diyen Süleyman Canan, böyle bir miting yapılmazsa sonuç alamayız dedi. Özelleştirme arkadaşlar bir tür olarak düşünülemez. Özelleşecek şey var. Stratejik ehemmiyeti kahir olup da özelleşmeyecek ülkenin değerleri var. Ama biz evvela bir tek ses olup bu işte ne kadar azimli, ne kadar azının takipçisi olduğumuzun kanaatını verelim. Toplantıyı organize eden kardeşlerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ederim ama burada bir eksiklik var. Hep temenni, hep şikayet yaptığımız şey bu.
Bunun muhatabı kim? Ama siyasete elimizi bulaştırıyor. Niye bulaştıracağız Sayın Başkan? Kim bizim muhatabımız? Siyasetten bu işi icra makamında olan insana ben bugün derdimi anlatacağım. Buraya siyaset anlatmaya gelmedi. Hayır. Lütfen. Biz buraya siyaset konuşmaya gelmedik. Hayır. Siyaset konuşmuyoruz. Seyit İmar Santralı'nın satılmasın. Siz onu konuşun da bakın ben de şunu söylüyorum. Seyit İmar Santralı'nın satışına karar verecek olan siyasi otoritenin burada temsilcileri yok. Arkadaşlar netice olacak bir şey yapabileceksek hep beraber olalım. Yine o şeyi hatırlatıyorum esnaf metingini. Toplu halde olduğumuz zaman neticeye varabilme imkanımız oluyor, olacak. Ama siyasilerimizle aramızda olmadıktan sonra bu temelliden ileriye gidemeyecek. Kamusen İl Temsilcisi Mehmet Karabekir'de yaptığı konuşmada iktidarın Kütahya'ya yaptığı hizmetler ve özelleştirmeler konusunu halkımızın gözden geçirip sessizliğini bozmasının gerektiğini söyledi. Karabekir, Kütahya'nın lehine olan bütün kararlara destek vereceklerini, miting düzenlenmesi halinde Kamusen ve Kamusen'e bağlı sendikalar olarak mitinge katılacaklarını ifade etti. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi Eşref Erden de yaptığı konuşmada KPSS sınavı yapılacağı için Ekim ayı başında SLİ kömür işletmeleri ve SLİ termik sanat rallinin özelleştirilmesine hayır demek için Kütahya'da çok geniş kapsamlı miting düzenleyeceklerini, bu mitinge Kütahya'nın menfaatini gerçekten düşünen Kütahya sevdalısı bütün herkesin destek vermesini istedi. Bu hükümetler AKP hükümetleri tarafından teslimini getirdi. Biz özelleştirmeye karşı değiliz. Ancak özelleştirilirken peşkeşe karşıyız, teslimiyetçiliğe karşıyız. Kütahya'da biz bir ses çıkarabilirsek, bu sesi Ankara'ya duyurabilirsek, Kütahya'da ne oluyor dedirttirip artı neler alabiliriz? Buna bakmamız lazım. Bakın bu biz bir miting düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. Bu miting İzmir'de olursa ses getirmez. İstanbul'da olursa da ses getirmez. Muğla'da olursa da ses getirmez. Niçin? Her ay miting var oralarda. Ama Kütahya çok sessiz, kabullenmiş bir şehir. Başına gelenler. Eğer buradan bir ses getirebilirsek, biz Kütahya'ya hangi yatırımı termin yanında getirebiliriz?